Hocam evde patlıyorum sıkıldım ne yapacağım yok, Sıkıldım artık yeter artık. Ya. Ya. Gerçekten birçok öğrencimize yorum attı. Evde vaktimizi daha nasıl keyifli geçirebiliriz dediler. Bununla alakalı seni bir adaya davet ediyoruz hocam. İlk başta söylememiz gereken şey şu. Evde kalmalıyız. Hocam ıssız biraz düşseydiniz Yanında ne alırdınız üç tane çay? Bir tane kolonya alırdım. Bir tane el temizleme jeli. Bir tane de maske alırdım. Şaka Aa, tabii ki. Çok mantıklı. Issız bir adaya düşseydim bunları almazdım Ama biz şu anda gerçekten evimiz bizim bir adamız oldu. Bu adanın içerisinde oyun dağları var. Oda toplama gezintisi var. El yıkama zamanı var. Uyku çölü var. Relax adası var. Ders çalışma koyu. Göl gölkenin... Burayı bir ada gibi düşüneceğiz. Gel istersen hemen videomuza başlayalım. Keşke ada gibi olsaydı. Çok küçücük bir yer hocam. Bizde evet, evde neler yapabileceğimizi beraber görelim. Şimdi Tonguç'un um, bu sözleri demiş ki hocam evde çok sıkılıyorum ne yapmalıyım? Çınar x demiş ki hocam ders çalışmak çok sıkıcı. Elenecek bir şey var mı demiş. Biz de sizler için hemen bunları sıralamaya başlayalım. Birincisi Tonguç Evren benim. Tabii ki de televizyon. Yani dizi, film, animasyonlar izleyebiliriz. Burada sana tavsiye edebileceğimiz çok güzel 5 tane... Ee dizi film animasyon var. Birincisi Up, ikincisi İnanılmaz Aile, üçüncüsü Çılgın Hırsızlar. Tabii bu hırsızlığı övmüyor tabii ki. Bu, Wall... Komik bir hırsızlık evet. Yani. Evet evet Vol E ve dördün, beşincisi Ejderhan'ı nasıl eğitirsin? Ejderhan'ı nasıl eğitirsin de çok güzel bir film. Ben de izledim gerçekten beğendim. Şimdi Diğer bir etkinlik ise kendi videonu çekebilirsin. Aa. Yani telefonunla veyahut da anne ve babanın telefonuyla senaryo üreterekten materyal oyuncakların kıtasiye malzemelerini kullanaraktan bir video çekebilirsin. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz diye de giriş yapabilirsin. Veyahut da farklı kendi evini tanıtan, odanı tanıtan... Kardeş... Ben film çekeceğim kardeşimle hocam. Kardeşinle beraber bir film de çekebilirsin. Ve burada editleme süreci nasıl yapacağım hocam ben? Bunu da araştır ve öğren. YouTube'da bununla alakalı çok fazla video var. Şurayı cropla, burayı kes, burada ön kısma müzik ekle falan. YouTube'dan birçok şey öğrenebilirsin. Üzerinde müzik ekleyebiliyor videolar hocam? Aynen üzerine böyle lisanssız müzikler var. Rahat rahat kullanabileceğimiz müzikler. Onları ekleyebilirsin ve gerçekten YouTube dünyasına giriş yapmış olursun. Bence bu da çok keyifli. İkincisi resim veya boyama veyahut da spor yapma veya dans ile alakalı biz çok güzel bir sürprizimiz var. Evstar at Bu nedir hocam diyorsun? Nedir hocam bu? Evstar yarışmasına başlıyoruz. Yani sen herhangi bir resmini çizerekten, yani bir resim çizimi yaparaktan veya boyayaraktan, spor yaparaktan ya da dans ederekten bize video yollayabilirsin. Nerede Evstar ev yarışması? İyi e butona tıklayarak bunlarla alakalı bilgi de öğrenebilirsin. Evstar Tomuş bize e, gönderdiğin şeylerle seni yarışmaya alıyoruz. Yani çektiğim doğrusu... filmi yapabilir miyim hocam? Tabii ki çektiğin bir film olabilir. Dansını yollayabilirsin, sporunu yollayabilirsin. Herhangi bir şey fark etmez. Burada... şarkı söylemek istiyorum olabilir mi? Sen şarkı söyleme Tonguç ya. Gerçekten ama senin sesin de bazen güzel olabilir. O zaman sen de şarkı söyle. Hiç sıkıntı yok. İstediğin her şeyi yapabilirsin. Sonuçta bu öğrencilerin kendi arasında yani Tonguç Akademi fanlarının kendi arası yaptığı güzel bir yarışma. Burada kazanan tabii ki Tonguç kardeşi olacak ama mutlaka ev sırada katıl. Ve aynı zamanda İngilizceni geliştirebilirsin Tonguç. Nasıl olabilir? Yabancı müzik dinleyerek olabilir. Yabancı filmi alt, Türkçe altyazılı izleyerek olabilir. Veyahut da İngilizce ile alakalı online öğretici siteler var. Oradan da kendini geliştirebilirsin. Veyahut da arkadaşınla mesela diyelim ki Whatsapp'ta görüntülü arama yapıyorsun ya da Skype'ta. Bugün İngilizce konuşacağız. Asla Türkçe konuşmak yok diyebilirsin. O sırada konuşurken takıldığın kelime olursa çaktırmadan sözlüğe bakarsınız. Ve böylece dilinizi de geliştirebilirsiniz. Bir de online olarak yani internet üzerinden zeka geliştirici oyunlar sohbetler, müze ve şehir turları yapabilirsin. Mesela şu anda gizemediğimiz bütün mesela Topkapı Sarayı'nı gezebiliyorsun şu anda. Aa. Aynen. Ve böyle her yere Kaş'lara bir... giriş hocam çok pahalı olursa ben giremem. Ücretsiz Tonguç'um. Veya Ayasofya'yı yani? gezebilirsin. Gir Ayasofya'yı online gezmek istiyorum de. online tabii ki. Online gezmek istiyorum de. Orada çok güzel Ayasofya'nın göremeyeceğin yerlerini görebilirsin. Ve hatta bir şehri yukarıdan böyle e, tronla çekilmiş çok güzel bir şekilde gözlemleyebilirsin. Ben mesela geçen gün şeye gittim Paris'e gittim. Nasıl Aa. gittim? Uçaklar kalkmıyor. Atladım Paris'in üzerine böyle uçakla drone gezmiş adamlar. Her şeyi görüntülemişler. Vay be onca niye o zaman şey yaptık hocam dışarıya evet, çıktık? Tabi, orada ya, dokunuyoruz. Ya, o kadar da değil Peki. aslında tabii ki. Ama şu anda sıkıldığımız için gezebiliyoruz. Veyahut da Mısır'daki piramitleri gezebilirsin. İkincisi de bu internetin faydaları. Sohbet. Arkadaşlarla beraber sohbet edebilirsin. Beraber ne yapıyorsun? Sınavlar hazırlık nasıl gidiyor? Sen de sıkılıyor musun? Baban haber, işte Merve'ye haber şeklinde sohbet edebilirsin. Sohbet etmekten sıkıl sıkıldım artık. Görüntülü konuşmaktan da sıkıldım hocam. Olsun. O zaman yeni hobiler yapabiliriz. Mesela annene yardım edebilirsin. Yemek yapabilirsin. Geçen gün bir video izledim. Çocuklar İngiltere'de iki tane küçük çocuk anne babaları diyor ki baba anne biz neden dışarı çıkamıyoruz hep evde oturuyoruz niye lokanta gitmiyoruz demişler. Baba ile anne garson olmuş. Bak baba garson olmuş anne garson olmuş. Aa. Hoş geldiniz diyorlar onlar oturuyorlar böyle güzel güzel giymişler İşte onlara yemek sunuyorlar İşte tek tek getiriyorlar. Aynı, o. Benim babam... annem de babam bizi köle olarak kullanıyor <laughs> hocam. Yemekteyiz programı çektiler, biz de garsonduk hocam. <laughs> Çok güzel. Dolayısıyla sen de anne ve babana yemek yapmada yardım edebilirsin. Veyahut da babana tamir konusunda yardım edebilirsin. Veyahut da evde icat çıkarabilirsin. Nasıl icat çıkaracaksın? Kendi Babam kendine... diyor ki icat çıkarmayın saçma sapan şeyler. Esasında icat çıkarmalısın onun Mesela senin YouTube kanalı açman bir icat çıkarmak. Aynı şekilde icatlar çıkarabilirsin. Aynı zamanda evde oynayabileceğimiz puzzle, karaoke, scrabble... Adam Asmaca, isim Şehir, Nesi Var, Ses Harfleri, Değişir gibi oyunlar var. Bunu arkadaşlarınla online olarak oynayabilirsin. Ailenle belki anne baba seninle oynamak istemeyebilir veya kardeşin, kardeşin yoksa veya küçük kardeşin varsa bunları seninle oynayamayabilir. Ama sen arkadaşlarınla emin ol WhatsApp grubundan bile isim şehir oynayabilirsin. Ve aynı zamanda tabii ki bizler ev okul kampında sana dersleri veriyoruz. Tabii ki ders birazcık sıkıcı gelebilir ama ders bizler... Dersler çıktı ya. <laughs> Dersler sıkıcı gelmesi zaten canlı da etkileşimi gidiyoruz. Soruları bilirseniz isimlerinizi yazıyoruz ve sizleri tebrik ediyoruz. Düzenli takip ve tekrarla beraber senin bu tatil bittiğinde yani şu anda tatil değiliz ama hani bu evde kalma karantina bittiğinde okula döndüğünde mükemmel bir şekilde başarılara ulaşmanı istiyoruz. Bursluluk sınavına girebilirsin, LGS'ye girebilirsin. Bunlarda en güzel dereceleri alman istiyoruz. O yüzden mutlaka yok. bakarım tarzıyorum. hocam. Aferin. Bir de günlerini mutlaka programla tutmak. Yani pazartesi şunu yapacağım, salı günü bunu yapacağım, çarşamba günü bunu yapacağım dersen önceden ne yapacağını bilmemek insanı çok sıkıcı geliyor. Mesela ben birazdan bir saat sonra ne yapacağımı biliyorum. Bu beni birazcık heyecanlandırıyor. Eyvah eyvah. Hatırlatlar mısın mesela? Evde baş... hiç heyecanlanamıyorum. Hep zaten aynı şeyleri yapıyorum. İşte evde hep aynı şey yapmanın sebebi planlamamış olmak. Mesela desen ki ben bu videoyu izledikten sonra bugün e, online müzelerden birini gezeceğim, Topkapı Sarayı'nı gezeceğim desen içinde tatlı bir heyecan oluşuyor. Hadi bitirseniz şu hoca videoyu ben online müzeyi gezeyim dersin. İşte bunun gibi gün gün ben bugüne resim yapma günü koydum. Kendime güzel bir resim yapacağım ve bunu evstara göndereceğim dersen gerçekten günü daha keyifli geçer. Şimdiden teşekkür evde kaldığın hocam. için, evde kaldığın için ben de sana teşekkür ediyorum. İnşallah sen büyüklerinin sağlığı için evde kalıyorsun, sağlığına dikkat ediyorsun. Güzel günler geldiğinde de eskisi gibi çamurun içine girersin. Üstünü başını kirletirsin sonuç. Hadi bakalım görüşürüz.